gösteren bir varlık. Aynı zamanda nefistir insan. Çok güzel be. Anladın mı? Şimdi, aha işte. Onu oraya da yazmışsın zaten. Gözüküyor yani. İsmail Hüsna'nın hülasası diye. Ha, nefisin içeriği nereden geldi diye sormuyorsun. Sorulmuyor tabi der de bu kafayla vuruşkan. Bak arkadaşlar, bu nefsin, enaniyetin bu çıkarsa boğulur demiştik ya. Peki bu nereden geliyor? Bu nedir yani Rüzdan ve Tan? Esma-i Kutsi-i İlahi'nin bizdeki hulasalanışın adıdır. Anladın mı? O zaman nefis... zaten burada da demiş. Kaynağı mı? Yani yoksa nefis esma mıdır yani? Yok, nefisteki, nefisteki rüzname, takvim, ayna, harita, Esma-i Hüsna'nın hulasa olarak, çekirdek olarak, ağacın çekirdeği olarak bizde hulasalanırsa, onun adına bu oluyor. Okay. Nefis oluyor. Peki bunu açalım. Çekirdeği ağaç yapalım. Bu oluyor. Mahiyet insaniye, kainat oluyor. İstersen şöyle yapayım bak. Şöyle bir şey yapayım bak. Göstereyim. Şurayı siliyorum. Silebiliyorsun abi. Tamam, sileyim. Bak şimdi bir şey göstereceğim şimdi. Yani çekirdeğin ağaç olmasına mahiyeti hayal. Ha, bak şimdi onu göstereceğim bak. Çok antika bir yer. Çünkü Esma'nın mertebeleri de ortaya çıkartıyor. Nefes. Tabii zaten onu çıkartıyor. Bak. Ne elde her şeyin? Kırmızı var mı? Kırmızı. Ver kardeşim, sana zahmet. Biz derste coşarız, ne yaptığımızı bilmeyiz. Fazla nazar bu sana, bize fazla akıllı bakmayın. Diyeyim sana. Sonra diyorum ki dersten sonra, keşke böyle yapmasaydın falan. E ne yapalım bizi de, bak hayat. Biz de nefis taşıyız. Bak doğru söyledin. Bak şimdi. Bunun bizdeki karşılığı ifadesi bak. Latifi Rabba Rabbaniye. İki taneye koymadım. İrade zihin, his. Bak şimdi sevgili arkadaşlar. Manevi hayatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Tamam. Bu aynı zamanda imanı ifade ediyor. Aynı zamanda dikkat et. Mahiyeti insaniye. Bak şimdi. Üç tane mi oluyordu? Üç tane mi şey yapmış oldun? Şu anda bu makamda o kadar. Üç tane değil. Yani ben değil. Yazdığım için. Biri manevi hayat Muhammediye, biri iman, biri mahiyet insaniye. Evet. Şimdi hüviyet-i şahsiyem lazım. O nerede? Ha. Ama ha, aynı zamanda şu. Nerede? İman, manevi, manevi hayat-ı Muhammediye, akıllı, tamam. Şimdi şu, şurada yapayım. Cebrail, şimdi onun karşılığını yapacağız burada bak. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Bazılar diyor ki nelerle uğraşıyor. Ne yapalım kardeş, bizi de deli kabul et. Lef-i Mahfuz. Arş-ı Azam.
ne demekti, niye kaşılı diye ufak izah edeceğim. Kürz, arş. Maddi hayatı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. İyi dinle. Hüviyeti şahsiye İslamiyet. Çünkü Üstad Hazretleri Muhakemat 38'de büyük kainata İslamiyet diyor. 22. mektup daha Uhuvvet Risalesi'nde kaçıncı nüktesindeydi? 3. Üçüncü nüktesinde insanı ekbere İslamiyet diyor. Başka 15. şuada Kur'an diyor. O oraya gene. İslamiyet eşittir. Şimdi sevgili kardeşim bak. Buna, bunu kapatır mısın sana zahmet? Arkadaşlar. Şimdi biz şunu kırmızıyı ver de şuraya yapayım. Mahiyet insaniye gitti değil mi? Silmiştik. Mahiyeti insaniyem. Ha kapatır mısın? Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, mahiyeti insaniye ve hüviyeti şahsiyemi açalım. Açarsak ne oluyor? Hüviyeti şahsiyem demek, biz alemin çekirdeği miyiz? Bütün alemi küçültülmüşüz. Bizde yaratılmış bütün alem. Allah'ın dışında her şey. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürz, Lef-i Mahfuz, İspat ve içindeki detaylar. Detaylarına girmedik. Alem-i Erva, Alem-i Sala, Alem-i Ala vesaire. Girmedik. Bu Allah'ın dışında yaratılan her şey, her şeyin çekirdeği bizde. Yani o alemler ağaçsa biz çekirdeğiz. Tamam mı? Ha, çekirdekteki durumu başka. Şimdi o alemler şu. Lef-i Mahfuz, Arş-ı Azam, Kürs, Arş. Bunu orada Lef-i Mahfuz'u ifade eden, Lef-i Mahfuz alemini bir hakikat ifade ediyor. O da Cebrail ifade ediyor. Lef-i Mahfuz'un karşılığı. Arş-ı Azam'ın karşılığı Azrail, Kürs'ün Mikail, İsrafil şeyi. Şimdi bunun... Bu bizim bildiğimiz dört melek değil değil mi? Bizim bildiğimiz, lafzen bildiğimiz ama tanımadığımız dört melek. O manada çünkü kitaplarda, ilmihal kitaplarında Cebrail vazifesi şu. Evet. Hani o manada şey yaparsa... O bir vasfı. Kürs nasıl Mikail oluyor yani? Veya İsrafil. Peki, şualar ver bir şey okuyayım bak. Şualar ver bak ne diyor. Aklın duracak. Yani, ama izah yapmayacağım biraz. Bu büyük dört büyük meleklerin arkasındaki mana bir anlamak adına. Tamam. Veya şey yaptım. Bak anladım. Çünkü bir yerde de Cebrail'e akıl diyorsun herhalde. Evet. Yani oradaki o sıfatı ortaya çıkıyor. Nasıl bir İsrafil? Şimdi bir İsrafil okuyayım. Senin kitapta okuduğun İsrafil'e bakayım. Ustad bak ne diyor. Ama karıştırmayacaksın. Sayfa 13. Mesela sırrı vahdet ile. Bir kere sırrı vahdet ile. Vahdet değil. Durduğun yeri belirledi. Yani kainatı arkanı alacaksın. Evet. Böyle bakacaksın şimdi. Durduğun yer önemli ve baktığın yer önemli. İki şey çok önemli. Hı. Buraya durup böyle bakmamla buraya durup da bakmam çok farklı. Ama bir de üst katta dursam. Nereden baktığın önemli ya. Evet. Bir de nerede ve nasıl duruyorsun? Evet, bir böyle duruyorum. Bir böyle duruyorum bu duruş ama bir de 10. katta böyle duruyorum. 10. katta böyle duruyorum. Gene değişir. Nerede nasıl duruyorsun? Şimdi bak duruşa bak. Sırrı vahdet ile kainat, Allah'ın dışında her şey şu. Yani 4 tane ifade ettim de şimdi buraya bak. Okuyalım. Sırrı vahdet ile kainat öyle cesim.
cismani bir melaike hükmünde olur ki, cismani bir melaike, kainat, arş azam, arş büyük, melaike cismani, sırıt vahdetle ama gözükür. Mevcudatın nevileri ad edince yüz binler başlı ve her başında o nevide bulunan fertlerin sayısınca yüz binler ağız ve her ağızda o ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı miktarınca yüz binler diller ile. Üstad hücreye de yıldızlar diyor sunatta. O ferdin cihazat ve etza ve aza ve hüceyratı miktarınca cisim olursa bu melaike, onun etsası var, azası var, hüceyratı var. Ne olur o? Yüz binler diller ile salini takdis ederek tesbihat yapan İsrafil Müsüllü komplesini. İsrafil Müsüllü ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acibey mahlukat iken kainat. İsrafil misal bir acibey mahlukat iken kainat. Kainatı kaçırmayacaksın. Evet. Bir de okuyayım. Tesbihat yapan İsrafil misal ubudiyette ulvi bir makam sahibi bir acibey mahlukat iken hem sırrı tevhid ile ahiret alemlerine ve menzillerine çok mahsulat yetiştiren bir mezra, aynı zamanda bu kainat, dar-ı saadet tabakalarına amal-i beşeri gibi çok hasılatıyla levazıma tedarik eden bir fabrika, alim-i bekada hususen cennet alim vesaire de devam ediyor. Ve burada da kainat için diyor ki, şirk ise diyor, atlıyorum, çok acip ve tam müti hayatlar cismani melaikeyi. Bak, bu komple kainatı, in aşağıya, şuraya, şöyle, efendim kürs, sidreti, kürs, burada levh-i mahve ispat ve ispat, alem-i şehadet. Komple kainata bak ne diyor? Şirk ise bu çok acip ve tam müti hayatlar cismani melaikeyi. Kainat için diyor, melaike, cismani bir melaikeyi, camit, ruhsuz, fani, vazifesiz, haliksiz, manasız hadisatın her cümerci altında ve inkılapların fırtınalar içinde Adem zulümatında yuvarlanan bir perişan mecmai vahidi vesaire devam ediyor. Evet. Müti, ne oldu şimdi o dört alem, o komple alem? İsrafil'in vücududur. İsrafil de hayatı ifade eder. Kainatı dediğimiz var ya, yaratılan. Düdüğü de varmış. Bum, kainat kopacakmış. He? He? Düdüğü olan. Kitapta ne okudunuz? Bum. Sen bu diye anlarsa sübhanasını, sen de bu olursun. Oysa şimdi bu testi ne yani alalım? Bizim gibi 2 metre 50 santim boyunda, önünde bir borusu var. Askeriye veya eskide oruç açın kapatın diye. Öyle anlıyoruz yani İlmihal'i okuyunca. Tabii. Peki sana bir şey söyleyeyim. İlmihal okuyunca. Allah'a imanda Müslümanlarda sorun var mı? Yok. Yok. Herkes inanıyor. Allah ile ne ile kavgalıyız? Allah'ın rububiyetinden. Aynı şeye geleceğiz. Niye Risale-i Nur'da böyle? İlmal'da böyle. Ne ile kavgalıyız Allah'ın? Devamlı diyeceğim ve konuşacağım da gene. Allah'ın rububiyetiyle kavgalıyız. Allah'ın icraatını icraatımıza karıştırmak istemiyoruz. Yani iman ediyoruz fakat Allah hayatımızda, İslam'ı, imanı hayatımızda göstermeye yanaşmıyoruz. Tabiri caizse, Kur'an'ın Allah mefkuresine kafirler karşı değildi. Ebu Cehiller. Evet. Yani Lat, Uzza, Menat, Hubel, dört tane put, Allah değildi onların. Onlarda bir Allah inancı vardı. Fakat diyor, onun buradaki temsilcileri, icraatçıları, gene bu onundur. Evet.
Ama diyor, ondan habersiz bu da rububiyet yapar yani, terbiye eder. Rububiyetine ortak. Rububiyetine ortak ama neticede gene onundur bu. Hayır diyor. Kur'an'ın rububiyetine karşı çıktılar. Çünkü Kur'an ilk 30 sürede 80 tane Rab kullanıyor Cenab-ı Hak, 20 tane Allah kullanıyor. Rab sorun var. Bu insanlarda da Rab sorunu var. Nurcularda da Rab sorunu var. Nasıl sorun var bak. Kur'an'ın bu asırda icaz manevisi değil mi? Evet. Kur'an nasıl ki o asırda indi, neyi tamir ediyorduysa, neyi tamir edecekti, neleri kaldıracaktı, neleri yerine koyacaktı, aynısı var. Bu da Müslümanlarda mı? Şimdi yani Risale-i Nur'un Kur'an'ın bir terbiye eden bir hakikati olduğuna yanaşmıyoruz. Kabul etmiyorlar. Etmiyoruz. Risale-i Nur'un sözlerini kabul ediyor herkes. Evet. Risale-i Nur'un mektubatını okuma herkes kabul ediyor. Evet. Risale-i Nur'un lemalarını herkes okumayı kabul ediyor. Evet. Risale-i Nur'un Kastamonu layıkasını kabul etmiyor adam. Emirdağ layıkasını etmiyor. Çünkü Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkası seni terbiye ediyor. Oraya yanaşmıyoruz. Hayatımıza Risale-i Nur'un karışmasını istemiyoruz. Böyle yap diyor, böyle yapma. Bütününü kabul etmiyor. Yani la teşbih ve la temsil. Kur'an, Allah Resulü ve cemiyet. Kur'an, Allah Resulü ve cemiyet. Ne yaptı karşısındakiler? Allah'ı kabul etti. Rububiyetini kabul etmedi. Şimdi bak, Müslümanlar Allah şeyinde yok. Allah'ın rububiyeti nerede gözüküyor? Her asırdaki 100 senede bir gelen müceddidlerde gözüküyor. Allah her 100 senede bir müceddit gönderiyor mu, göndermiyor mu? Sen buna karşı mısın, değil misin? Hadis-i kutsi var mı, yok? Var. Barladı geçiyor. 163. sayfa. Peki Allah her 100 senede bir müceddit gönderiyorsa o Allah'ın rububiyeti değil midir? Terbiyesi, böyle yap, böyle yapma, böyle düşün. Rububiyet. Evet. Yoksa Allah inancında bir şey yok. Rububiyetinde, tamam mı? Evet. Ha, peki 100 senede bir gelen müceddidi kabul etmemek Allah'ın rububiyetini reddetmek değil mi? Allah'ın rızası o değil mi? Allah'ın rızası asrın imamında gözükmüyor mu? Asrın imamı gelip de Kur'an mı vuracak, ne yapacak yani? Kendisi mi geldi? Allah gönderdi. Yani ben bunun hareketinden razıyım diyor. Bunun size koyduğu, size getirdiği terbiye, dersten ben razı olurum. Asrımızda da tabir ise, caiz ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vekilidir bu. Ülema-i ümmetik enbiya-i ben İsrail. Benim ümmetimdeki o evliyalar, alimler, ben İsrail. Bölgeye ve zamana gelen peygamberler gibidir. Mücedditler, o alimler. Peki onun terbiyesine girmesen Allah'ın rububiyetini terk edersin. Ha o zaman nasıl ki iman meselelerinde şey değil de rububiyetinde sorun var. Şimdi dairemizde ve insanlıkta Risale-i Nur'un terbiyeciliğinde kabul etmekte sorun yaşıyoruz. İlminden istifade ediyor ama terbiyesine girmiyor. Ben hayatımda senin dediğin gibi göstermeyeceğim. Ama ben sözleri okurum ama istediğim gibi yaşarım. Başka yerden de şey alırım. Yok yok aslında yani ben kendim düşünür kendim yerim. Bolu dağlarına gittiniz mi o çıkarken arabalarla? Orada yazıyor felancanın yeri kendin pişir kendin ye. Ya kardeşim kendin pişir kendin ye o teşhirlerde olur, et mangallarında olur. Şimdi sen düşüneceksin din namına, sen uygulayacaksın da sen gene sevap yazacaksın. Böyle din olur mu? Ha o zaman Risale-i Nur'un da rububiyetine yani terbiyeciliğine, dusturlarına, kaidelerine girmekte, kabullenmekte, hayatımızda göstermeye, Emirdağ layıkasını hayatımızda göstermeye, Kastamonu layıkasını hayatımızda yaşantı olarak ifade etmeye yanaşmıyoruz. Diyoruz ki, ihtiyar zata, ya işte Tenekeci Mehmet Efendi'ye, hitap etmiş. Öyle. Kalb-i Malik'e de hitap etmiş Kur'an. Dinleme. Meryem'le biz ne yapacağız? Çocuk mu doğuracağız? Niye Meryem var? Sen çocuk mu doğuracaksın? Kur'an'da var. Niye var? Sen kurtlanacak mısın? Sen balığa içine düşecek misin?
Niye var bunlar? Kardeşim, Risale'nin dedin ya İlmi abi, Risale-i Nur'un rububiyeti, Allah'ın rububiyetinin ifadesidir. Allah'ın terbiyeciliği. Allah bundan razıyım diyor. Böyle yapın, böyle yapmayın. Onlar da nerede gözükür? Laikada. Amenu ve aminu salihat. Kainata bu gözden bakın. Tabii. Yani onun için girdim sade tarihçi. Rububiyette sorunumuz var. İşte laikaya bak, şey, ilmihala bak. İsrafil aleyhisselam tut olursun, bu rızan sende. Sifo değil. Seste bu kainat hiç olmaz ki. Ha sesle kulaklar patlar. Evet. İşte komple bunlara ne diyor ustad? Diyor ki, İsrafil misal bir acıbe-i hılkati bir mahlukat iken. Gördün mü? Evet. Ha onun karşılığı bizde nedir? Sevgili kardeşim, kainatın çekirdeği bizsek, bu kainatta atsa, buna maddi hayat-ı muhammediye denilir. Bu da İslamiyettir. Bunu ustad kaç yerde söylüyor İslamiyet olduğunu. Büyük kainata. Hutbe-i Muhakemat 38. 15. Şua. Uhuvvet Risalesi'nin 3. nüktesi miydi? 3. veci. 3. veci. Ve daha onun 5-20 tane yer var İslamiyet dediğini. İşte onda bir şüphemiz yok. Herkeste var. Ama hüviyet-i şahsiyendir diyor buna. Gelelim şuraya. Ruh var, şuur var, akıl var. Onu ne ifade eder? İçeriği. Ruhu Latife-i Rabbani'miz. Daha içerisi. Daha içerisi, daha içerisi, daha içerisi. Bunu da manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iman ve mahiyet-i insaniyendir. Yani burada niye koymadın kardeşim? Nasıl ki dün bunu yaparken sırf bundan bahsettik. Açmıyoruz işkembesini. Yani mahiyet-i insaniye açarsak budur. Bak mahiyet-i insaniye budur. Hüvvet-i şahsiyem de budur. Bütün bunlar insanda toplanmış. Hayat, akıl, şuur, ruh. Onların karşılığı olan levh-i mahfuz, arş-ı azam, kürs, arş. Bunlar da bizde hepsi. Bu ruh, şuur, akıl ile onlara onlara bir bağlantı yapıyoruz. Ondan sonra o onunla hakikati hak bağlantı oluyor. Evet. Sonra vücudu hariciye alem-i şehadet mi oluyor? Alem-i şehadet oluyor. Bu da bizim şu andaki ceset, şey gibi, ruh, şöyle diyebilirsin, ruh, akıl bu. Ama bu daha içeriği. Şimdi bundan sen nefis ve esma alakalı anlatmak için burayı yazmışsın. Ha, herhalde. Tamam. Şu, bu, burasıdır. Evet. Şu, şurasıdır. Şu, şurasıdır. Ki, aha bu. Bu hüviyet-i şahsiyem, bu hüviyet-i şahsiyem, bu bunun karşılığı. Daha açmak istiyorsan bunun açılımı budur. Zaten söylüyor. Bunun da alemdeki karşılığı, Esma-i Hüsna'nın bendeki karşılığı bu. Aleme uygularsan alemde bu olur. Onun için arş benim diyebilirsin, Cebrail benim, İsrafil benim, Mikail benim, Azrail de benim diyebilirsin, geçebilirsen oralara. Şimdi biz onun bu hakikati sende. Yaprak diyor, şunu bitireyim. Evet. Çekirdek der ki, ne diyor ey yaprak, bensiz kendini ifade ediyorsun. Çekirdek der ki Hacı Kübün, yaprak benim, kereste benim, koku benim, meyve benim, renk benim. Tart benim. Doğru değil mi? Ama bilkulu olarak. O zaman sen de bu kainat ağacının çekirdeği misin? Arş benim. Kürs benim. Azrail benim. İsrafil benim. Zaten Cebrail de koyuyoruz ya adını. Hiç kimse Azrail de koyduğu yok. Benim bir çocuğum olursa Azrail koyacağım. Onu da söylüyoruz. Hiç kimse. Hep Mikail, İsrafil, Cebrail var. Kimse de Azrail yok. Ey Azrail buraya gel. Kimse denmiyor lan. Herkes Azrail'den kaçıyor. Ama benim olursa koyacağım Azrail. Tamam mı? Diyebilirsin benim. Diyebiliyorsan de. Ustad diyor ki benim öyle bir halim olur ki gayrimüteşhirde. Melek gelse kabul etmem. Allah Resulü'nün hadisi var. Benim bir halim var ki, bazen bir halim var ki Cebrail gelse bile kabul etmiyor. Peki insan bu dünyada bütün bunları üzerinde bulunduruyor. Bulunduruyor. Hepsinin karşılığı var. Hepsi.
Peki bu... Hatta olmayan kainatta özellik var gene sende. Zata bakan özellik. Allah'ın zatına bakan. İnsan benim sırrımdır. Ben de onun. İnsanı bir çekirdek olarak dünyaya, ana rahminden dünyaya... O yollar. Ayrıp şimdi buradayız. Bütün bunlar bizde mevcut. Evet. Sonuçta ne olacak? Yani bu insan bütün bu şeylere karşılığı var ama belli bir süre burada yaşayıp gidiyor. Kendini inşa ederek Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfat ve şuunatına seyru seyir ediyor. Böyle bir cevelan, böyle bir ulvi bir sehat da içindedir. Ezeli ve ebedi olarak. Allah bile kendisi donuk değil. Mahiyet-i zatiyesi şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi sıfatına, sıfat-ı zatiyesi esmasına, esmada mecud denil aleme ezeli ve ebedi olarak tecelli ediyordu. Şimdi ne olur biliyor musun o zaman? Neyse onu daha iyi söyleyeceğim. Hayır tamam. Zaman herkes derecesine göre burada o dediğin şeyi fark etmeye, hissetmeye, şuur etmeye, fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Risale-i Nur'da ilmel yakin, alel yakin, hakkel yakin, şuhud-u iman mertebesi. Yalnız şöyle bir şey olmuyor. Zaten levh-i mahfuzdan geldiyse insan, nasıl geldiyse öyle gitmiş olmuyor mu? Sırf levh-i mahfuzdan gelenler var senin. Sırf levh-i mahfuzdan gelmedin ki. Levh-i mahfuz ne mi ki? Tam diğer yerlerden de gelmiş. Topluca geldi. Tamam peki. Nasıl geldiyse öyle gitmiş olmuyor mu? Öyle gitti ha. Ama o hakikati mazariyet var. Senin mesela diyelim ki, şu anda hücrelerde lezzetler var, işler var. Haberin var mı? Evliya ise bütün vücudunun hücresine taalluk ediyor. Hepsini hissediyor. Sen sırf dilinden hissettin değil mi? Dilinden geçenleri hissettin. Halk, sokaktaki halk öyledir. Evet. Dilinden geçeni hissettin, o kadar. Vücudun işlevinden lezzet alıyor mu? Onlar alıyor işte. Bir tanesini... Fabrikanın çalıştığı, çarpıların seslerini duyuyor. Tabii hepsini duyuyor. Seyahat ediyor. Seyahat ediyor. Geziyor yani orada. Tabii içeride dolaşıyor. İşte hücrelerin içerisinde gezdiği gibi. Geçiyor tabii. Çünkü onlar belki... Mesela otların faydaları diyeyim. Mesela tıbbı nebevi de var. Şu ot, şu şeyler, şu... Ecdatlar, gavurlar hep oradan almış yani. Evet. Niçin, nasıl almış, nasıl anlamışlar? Denemişler, yanılmışlar mı? Yok, çoğu ulema öylesi lazım. Laboratuvara da girmemiş ki yoktu. Bu zatlar ruh seviyesinde yaşıyorlar. Umurun batınlarına geçtiler. Yani için işi, işin içeriğine geçtiler. O büyük zatlar menekşeye geliyormuş ota. Umurun batınlarına yani cesedin ruhuna çiçeğin içine giriyor. Röntgen yapıyor. Tabi içine bir giriyor çiçeğe. Onun meykel melekesi var. Selam aleyküm selam. Sen kimsin? Ben menekşe diyarlanırım diyor. Ha öyle mi ya? Onun ruhaniyat. Onun meykel melekesi. Sen ne işe yararsın diyor. Yani benim hangi karşılığımız? Beni böyle böyle şey yaparsan buranı böyle yaparım diyor. Hemen bu dünyaya geliyor. Ümit, menekşe şu işe yarıyor. Biraz. Onlar direkt irtibat ediyor. Tabii mesela öyle bir zaman gelecek ki kalk mı şey oldu? Tıkandı. Kanser mi var? Kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi, kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye dedi. Kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi, kuvve-i kutsiye sahibi. Hemen neyin var senin? Kanser mi? Neresi karaciğer? Girecek içeriye nüfuzla. Kerametler maddi teknoloji gibi olacak. Öyle bir zaman gelecek ki melaikelere iman kalkacak. Nasıl melaikeler? Umurun batınlarına geçilecek. Fizik, ne metafizikler. Görecekler artık onları. Melaikeyi görecekler yani. Öyle bir gün işaret edeceğiz de anlatayım. İnsanlar görecek. O melaike kalkacak yani melaike. Dünyanın şurada kaç sene hali kaldı artık. Çok çabuk gelişiyor. Şimdi kanser hücresi var değil mi akciğerinde? Adam girecek kuvve-i ulviye, kuvve-i kutsi, kuvve-i manevi sahibi girecek içeriye. Oradaki meykel, kanserin meykel hücresi kimdir? Melek değildir. Erva habise diyor. 20. sözde anlatıyor. Ben hep söylüyorum. Bir de 13. lemada anlatıyor. 13. lemada gösterebilirim de. O mevadi şerire diyor. Yani şerir maddeler, insanlara zararlı maddelerin meykelleri şeylermiş. Erva habise. Yani mevadi şerire. Böyle ruhaniyattır, cindir, şeytandır. Onlar oraya çöreklendiği için onun adı cisimde kanser denmiş. Öteki taraftaki adı erva habisedir.
O kuvve-i kutsiye sahibi oraya girecek. Ne işin var lan sen burada? Çık oradan. Sen de çık oradan. Gel. Bitti. Bana baktın kanser yok. Hastalık kalkıyor o zaman. He? Hastalık diye bir şey. Zaten kalkıyor. Ölüme geçici bir renk verilecek. Ömür uzatılacak diye gene. Peygamberler bu dedikleriniz zirvesini göstermiş. Ha. Teknolojik olarak şimdi varılacak. O istikamete gidiyor. Mesela varılacak. Ölü Hazreti İsa desen öyle diriltmiş. Ölüme hayat rengi verecek diyorsun mesela. Verecek. İnsanlar da çalışmasıyla Allah'ın verdiği evet. Bu ilim sayesinde. Umurum altınlarına teknoloji olarak geçirecek. Verecek. Senin için gayb olan adam kutunun içine giriyor. Ha böyle giriyor. Röntgenle girmiyor. Röntgenle giriyor. İlmen giriyor. Adam atomun içine ya. Bak neler yapıyor. Ha, çünkü Allah vermiş. O zaman daha çok insan Allah'a inanca daha ihtiyaç olacak. Niye? Oralı biz zahire bakardık ama biraz basit gibi olan içeriye girdik. Aman yarabbim alem ya. Usta diyor ki hücreyi anlatıyor ha 23. sözde. Hücreyi anlatıyor, hücreyi. Girdim baktım ki diyor sayt üzerine yazıyordu. İlk girdim ve geri döndüm. Hücre o. Hücreye gitmiş seyahat etmiş. Baktım bazı kapılarda diyor köpekler, kadınlar, kızlar oynuyor. Bazıları diyor felazim var ya. Var, ben görmediğim, yaşamadım, yazmadım diyor seyahat etmiş de. Ustadı tanımıyor. Külliyat anlamıyoruz. Külliyatı gereği gibi değer veremiyoruz. Anlamadığımız için mi? Yani anlamak istemedim. Allah bizi affetsin. Konuştuklarımız hepsi doğru değil tabii. Mutlaka beşer çok konuşursa yanılır ama. Şunla mesaj veriyoruz. Allah şahit olsun. Başka bir gayem varsa. Allah beni kahriyle, hak ile ihsan etsin. Gayem şu. Risale-i Nur'da müthiş şeyler var. Biz anladığımız zannına kapılıp da haps olmayın zannınıza. Risale-i Nur bizim anladığımız kadar olsaydı Bediüzzaman okuyamazdı. Bizim anladığımız kadar değil. Gayem Risale-i Nur'un içeriğindeki mana meratiplerinin çok çeşitli olduğunu ve ülfet perdemizin yırtılmasını. Bu hep Risale-i Nur'da. Ben bu kadar yapabildim yani. Sen bas bana, kafama bas çık. Risale-i Nur bambaşka bir alem ya. Yoksa iki asker gitmiş bilmem o değil sıfır ya. Değil. Bak İsrafil'i nasıl anlattı. İslamiyet neymiş ya. Bunlar hep ya. Bu acayip şeyler ya. Bunu tekrar açıyorsun, bunu tekrar açıyorsun küllahta. Ya bir umman ya, bir tuhaf bir şey ya. Bak bunu dün akşam konuşmamıştık. Bu isim. Nasıl açıldı? Daha bunu bulamadım ki. Bunun buradaki karşılığı nedir bilmiyorum. Bak bir tane buldum. Nefsin natikanın karşılığı buymuş. Acaba nefsi mülhemenin burada hangisidir? Bilmiyorum. En az bir sene lazım. O da yapabilirse, o da Allah verirse. Tamam. Abi, bir dakika. Şimdi bu tarafta ayırdın ya, maddi hayat-ı Muhammediye, manevi hayat-ı Muhammediye, bunlar görünüyor. Tamam. Diğerlerinde birleştirdiğin gibi bunu da alttan şöyle ikisiyle birleştirdin. Birleştirdim, dün birleştirdim. Dün komple böyle geldi, buraya kadar. Onun altına ne? Ha! Hakikat-ı Muhammediye. Onları hep yazmadım değil mi altlarına? Ha böyle dört tane gitti ya. Evet. Şöyle yapıp nedir? Şöyle yapıp nedir? Ona ne diyeceğiz yani? Bir de çünkü Hakikat-ı Muhammediye geçiyor. O nedir? Hakikat-ı Muhammediye nedir peki? Maddi, manevi ya da bir burada anlattın. Hakikat-ı insaniye mesela. Bir noktada tabii. Bak. Şuraya. İslamiyetsiz iman, imansız İslamiyet olmuyor. Gibi. Bak şimdi. Kimse olursa ne olur? Şunu sileyim. Şuraya ne demişiz? Cebrail mesela. Bak şuna. Ruh. Ondan sonra şuna bu noktada hayat. Tamam mı? Şuna zihinlerde şurada. Vicdan. Şuna akıl, şuur, kalp. Anladın mı? Peki Cenab-ı Hak'taki karşılığı nedir? Cenab-ı Hak'taki, bizim vicdanımızın Cenab-ı Hak'taki veya Cenab-ı Hakk'ın hangi tarafı bizim vicdan olarak gözüküyor?
şuunat-ı zatiyesi. Bizdeki karşılığı. Tamam mı? Kalp nerede? Şu. Bu da sıfat-ı zatiyesinin bizdeki karşılığı. Hayat nerede? Hayat sıfat-ı subutiye. Ondan sonra ruh demiştik, değil mi? Ruh, yanlış yazdık şunu. Hayat değil mi o herhalde? Dur. Hayat nerede bakayım? Bir de yapalım. Hayat esma-i ilahiye. Esma-i ilahiye. Ruh ise sıfatı subutiye. Tamam. Bunu kastediyordun herhalde. İkisi birleşince bunun adı var mı yani böyle? Ha, maddi maddi ve hayati Muhammed'i. Yani iman var ama İslamiyet yok. İslamiyet var, iman yok. İkisi de var adamda yani mesela. İkisi de varsa bunun ne adı, komple bir adı var. Maddi ve manevi. Maddi ve manevi diyor. Bak ustad onu 109. sayfada sözlerde. Maddi ve manevi hayat Muhammed'i herhalde. Evet, maddi ve manevi diye geçiyor. Bir de başka bir ismi var külliyata. Şeceri hilkat diyor komplesine. Bir de iki tane de bir isim diyor komplesine. Dün bir yerde o şu anda şey yapamadım, toparlanamadım. Dün bir yerde hakikat-i insaniye ve hakikat-i Muhammediye geçmiş miydi? Evet, geçmişti. Orası hangi? O da şey şuradaydı. Şu. Toparlayamadım. Bir dakika. Şeye de bakabiliriz. Hakikati insaniye veya hakikati Muhammed-i İsmail. Senin herhalde dünle evet. Kalma bu terimler mi? Yani risaleden kalma. Şimdi maddi manevi evet. Deyince onları çizdi de. Hakikati insaniye bak. He? Hakikati Muhammediye nedir? Hakikati Muhammediye nedir biliyor musun? Evet. Hakikati insaniye ne? Evet. Şey. Evet. Hakikat denilince bir kere oradan ezber yapmayalım. Evet. Hakikat, hakaik eşey sabit etiyor. Hakikat Esma-i Hüsna'nın bizdeki karşılığı. Şu. Aha bu. Bak bu. Bu hakikattır. Esma-i Hüsna'nın bizdeki hulasalanışına hakikat-i insaniye denilir. Mahiyet-i insaniye ise sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı fiiliyenin bizdeki hulasalanışına mahiyet-i insaniye deniliyor. Uygularsak kainata, hakikat-i Muhammediye denilirse, hakikat-i Muhammediye nedir denilirse, arş-ı azamla, işte ondan sonra küstür, siddet-i mutavese, bütün alemlerin komplesine hakikat-i Muhammediye denilir. Buna aynı zamanda maddi hayat-ı Muhammediye denilir. Aynı anlamına geliyor. Geliyor, aynı. Hakikat, esmanın tecellisi manası. Manevi hayat-ı Muhammediye ile mahiyet-i Muhammediye ise o kainatın ruhu. O da nedir? O ruhu, efendim, lati ruhtur, akıldır vesaire. Şu hakikatlardır. Çünkü akılı biz ifade ediyoruz ama aklı şeyi lef-i mahfuzdur. Ama lef-i mahfuzu şu manada vücudu haricisi noktasında ama insanda karşılığı bu. Demek ki mahiyet sıfatın karşılığı, hakikat esmanın karşılığı, hakikata maddi hayat-ı Muhammediye, mahiyete manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam deniliyor. İkisinin birleşmesine şeceri-i hilkat. Şeceri-i hilkat. Veya başka bir yerde mahiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben şahsiyetine girdim diyor.
İnsaniyet de aynı. Veya eğer bir çekirdek ifade etmek istiyorsan, maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'in bir noktada istiyorsan adı Nur-u Muhammedi. Hakikat Nur-u Muhammedi. Hakikat ve mahiyetin hulasalanışı Nur-u Muhammedi. Risale-i Nur tarikat değil, hakikattır derken üstad. Hakikat, direkt seni hakikatle muhatap ediyor. Dışında hiç yani şehmek yok. Direkt. Esma yoluyla Musema'yı bulursun diyor o edin sözü. Yani direkt Esma-i Hüsna yolu Risale-i Nur. Hiçbir berzah yoktur. Direkt. Onun adına delil yapayım şimdi kadar. İnsafla dinlediniz. İki saat oldu belki. Hiç Allah'ını seversen. Yani üstad şöyledir, böyledir demedik. Üstadı tanımıyoruz diye bir kelime geçti o kadar. İki saatten beri biz direkt Kur'an'la, bir kainatla, insan kendisiyle meşgul değil mi? Hani şeyhimiz? Vah şeyh böyledir, böyle rüya gördük, uçuyoruz, kaçıyoruz, böyle bir şey var mı? Onlar hep berzahtır. Onun için lafıma bakma. Eğer ben mevzum ve konuşmam direkt hakikatle karşı karşıyaysan bu hakikat mesleğidir. Yok arada kişileri koydun mu o berzah mesleğidir. Şimdiye kadar bir iki saatte bir zikretsek şeyh ortada duracak. La ilahe illallah, la ötekilerle diyecek. Ondan sonra şeyhim böyle dedi, böyle gitti, oraya gördü, bu dedi falan. Hep bak berzah. Tenkit aşaması yok, tenkit yok bizim meslek. Yani bir işe, yaşanan bir şeyi tarif ediyor. Berzahtır. Mecbur mürit bakacak ona. Ona bakacak. O, onun kaydı içinde olacak. Onun dışında bir şahsiyet ifade edemez. Ama burada... Direkt arka, burada bakarken nereye bakıyorsun, bana mı bakıyorsun? Kendine bakıyorsun, bu sensin dedik. Onun için Risale'yi okurken ne usta hatıra geliyor, ne ders yapan hatıra geliyor. Vay be, bunu okuyup dinleyen bir adam ne der? Allah Allah, insafı varsa tabii. Ya Risale'yi ne tuhaf şeyler varmış ya, neler yok ki? Hiçbir kitapta göremezsiniz, varsa gelin parmağınızı gözüme sokun. Yok, bir yerde yok böyle bir şeyler. Benim kadar okuyor. Nasıl yok? Ben çok okuyorum. Yok. Bir marifetnamede şey var. Cenneti tasvir etmiş mübarek İbrahim Hakkı Hazreti. Çiçekler, meyveler. Onlara kantar koymuş aşırı meydanı. Bu kadar yani. Benim gibi basit bir adam, kavaz adam böyle meşgul olmuşsa ama yoğunlaşıyor. Allah bilir kime niceler daha neler neler. Onun için Risale'nin hakikattir. Çünkü hakikat hakikati görünce şunu düşüneceksin, esma. Hakaiki eşyayı sabit et. Hakaik esmadır. Hakikat. Hak. Cenab-ı Hak. Bizim mesleğimiz esma. O dediğin sözde ne diyor? Esma yoluyla musemmayı bulursun. Bizim yolumuz esma yolu. Direkt. Direkt Kur'an, direkt esma. Nasıl öyle? Nereden şey yapıyor? İmam-ı Rabbani Hazreti mektubatı var. Son mektubuna bir bakın. Son. Ne diyor? Direkt berzasız, tarikatsız, şeyhsiz, öndersiz diyor. Hiç kimse terakki edemez. An bir şartta ahir zamanda gelecek. Mehdi'nin cemaatinde bu olacak diyor. Direkt hakikate muhatap olacak diyor. Vallahi diyor, billahi diyor. Hakikaten hakikaten... Direkt diyor Mehdi'nin cemaati, Mehdi'de olacak diyor. Berzasız direkt diyor zatla. Keşke o ben olsam. En son mektup yani. En son mektup. Söylüyorum, adres veriyorum. Bir tane de hocam bunu okuyorlar. İmam-ı Rabbani'nin mektubatında. Hatta 74-77. Mektubunda Mirza Bediüzzaman hitabını bile bazıları hoşuna girmiş, silmiş silgiyle. Ama ben dediğim son cildin son mektubu, en son. Diyor ki ancak diyor hakikatla muhatap olacak berzahsız, tarikatsız, vasılsız ancak metnin şeyinde olacak diyor. Cemaatinde olacak diyor. Ya, ancak onda olacak. Ha işte kardeşim bir tanesi bu kardeşim. Herkes kendisi nurlanır işte. Ne acayip bir şey değil mi? Bakınca ben zevk alıyorum, bir tuhafıma gidiyorum. Bakıyorum orayı seyretmiyorum ki vay be bunlar hep benim ya. Bunlar Allah Allah. Benim işte gittim kasaba, tak tak böldü, kasap şundan ver, bundan ver, şunu da ver, şunu da yap, bu şunu kıyma yap, böbrek yap, bilmem ne yap, köfte yap, şunu yap, amatüsürlü köfte yap. Bunlar hep. Yani gittik şeye, aa bize ayırdı, sende şu var kardeşim dedi, şunu şuraya. Diyip şeyler olmuş. Ama bunları ayırsak bir de,
Bir de onun detayları. Külliyat acayip. İster oku, ister okuma. Gene sen bilirsin, bana yeter zaten. Var mı soru? İnşallah yoktur. Hakikaten... Sormayacağım da. Sor. Tabirim yanlış olur mu yani? Hakikaten... ne bileyim, nasıl tarif edeyim? Külliyatlaşmış hali, hakikaten kitaplaşmış hali desek olur mu Risale-i Nur? Öyle görünmesi bu zamanda. Verzat... Kur'an nedir elimizdeki? Musaftır. Kelam-ı kadim. Kur'an'ın lafzen ifadesidir. Ama Kur'an değildir. Elimizdekine şu Kur'an kabul et. Bu Kur'an değil. Nedir? Mushaf. Sayfa. Ama kelam olarak ifadesi, format, bir mana şekli. Ama Kur'an bunun nesidir? İçeriğidir, değil mi? Ha, Risale-i Nur buna ne diyor bak? Risale-i Nur külliyatından diyor. Risale-i Nur demiyor buna. Yani o Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin bir ifadesidir şu alar. Şahs-ı manevi canlı ve ruhludur. Ustad onunla görüşüyor. O şahs-ı manevi. Kur'an canlı ve ruhlu değil midir? Onun içeriği değil mi Risale-i Nur? İcaz-ı manevisinin bu asırdaki bir tefsiridir. İcaz-ı manevisi. İcaz. Mucizesi. Mana cansız olur mu? Ruhsuz olur mu? Ruhumun ruhu ruhsuz olur mu? Ruhumun gıdası ruhsuz olur mu? Değil mi? Ha, Risale-i Nur şahs-ı manevisi canlı ve ruhludur. Biz onun azalar hükmündeyiz. Senin ruhun var ya ruhun. Düşün. O şahs-ı mani, sen ruhunu nasıl biliyorsun? Sen terakkini düşün, maneviyatın, namazını, orucunu, nurculuğunu, dava adamlığını, fedakarlığını, her şeyini düşün. Düşün. Ha, o komplesi, o şahs-ı manevinin bir hücresi. O şahs-ı manevi hayal et. Ustad ne diyordu? Bugün sen onu diyordun. Nasıl diyordun o şahs-ı maneviye? Soru uzuyor. Uzun. Hani Üstad Hazretleri mesela şeyde, ben Eskişehir hapishanesinde oturdum, o irtidatkar küfr manevi bana cisimleşmiş şahıs olarak göründü diyor. Evet. Cisimleşmiş şahıs olarak manevi demiyor, cisimleşti evet. Diyor. O irtidatkar, o kafir, şahs-ı manevisini. Evet. O şahs-ı manevi, yani küfür böyle cisimleşiyorsa. Küfür. Ve bana dedi ki diyor, evet. Sen bize karışma. Sorular sormuş. Risale-i Nur'da madem şahs-ı manevi diyoruz, ben de aklıma geldi madem bu şahs-ı manevi kimdir? Yani o cisimleşmişse, bizim bu Risale-i Nur şahs-ı manevisi cisim haline girse, ki üstad da görüşüyorsa bunda, kimdir, nasıldır, gören var mıdır? Görünce haber ederim. Şimdi sen buranın bir hücresi yani. Olsan, bu kitap. Bak, yok, değil. Sen değil. Buranın bir hücresi olsan ve oradan konuşsan, ya gören var mı, bilen var mı? Oysa kendisi içinde de haberi yok. Anladın mı? Abi sabahtan sen de, sen de onda. Fihi mafi, için dışında, dişin içinde. Ondansın, oradasın. Aç. Onun için böyle, o şansımın böyle bir kalpte değil. Her tarafta kuşatmış. Her tarafta, her yerde, her şekilde. Onun için her mana her yerdedir. Sen de biraz böyle şuurlanırsak, senin hakikatin her yerde. Şu anda Mardin'de var. Her mana her yerde. Çünkü maneviyattaki, alemlerdeki temessül kendi hakikati gibidir. Cansız ve ruhsuz değildir. Senin alem manada hep hakikatin yok mu? Canlı ve ruhsuz. Bu alemlerde bütün alemler yok mu? Ha işte o şahs-ı manevi küfrün irtidat etmiş, küfrün şahs-ı manevi cisimleşmiş falan dedi ki diyor, biz bu kadar lezzetleri tatmak için ne karışıyorsun bize diyor. Ama o zat mümessillerindendi. Ustad da bunun mümessiliydi. Vahir davahu menin hamdillahi rabbil alemin. Sen bir şey diyecektin. Yani sabahtan beri sadece Allah'ı konuşuyoruz yani başka ya Rabbimiz tanıyoruz, Allah'ı tanıyoruz yani. Allah o her şeydir de. Hepsi o, başka bir şey yok yani. Bir yok. Yani. Biz böyle olacağız yani ben öyle yani, tamam.
Hatimi oldu o. Onu bulan her şeyi bulur. Evet. Onu kaybeden neyi evet. bulur? Bulursa başına bela evet. bulur. Biz onun içinde bir hakikatiz. Allah bizi çepeçevre kuşatmış. O bizde huve evvelu vel ahiru ve zahiru vel batin ve huve bikülü şeyin alimdir. Allah o manaya, hakikatına mazhar eylesin. Usta da talebe, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a ümmet, Cenab-ı Hakk'a kul eylesin. İmanımızı immellekin hakka lakin şuhud iman mertebesini nasip eylesin. Bunları tefüz etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanımadan Cenab-ı Hak bizim canımızı almasın. Eğer canımızı alırsa bize cennette aynı bu duamızın karşılığını vermeyi bize taahhüt etsin inşallah. Evet, hakkıyla tanıyamayacağımızı da biliyoruz ama niçin dua istiyoruz? Kabul olmayan duaların ahirette karşılık verileceğini bildiğimizden Allah'ım sen bunu söylettirdin Habibine. Biz de diyoruz ki ya Rabbi seni hakkıyla tanımadan canımızı alma. Bu da bu dünyada mümkün olmayacağını biliyorum. O zaman cennette bunu vereceksin çünkü sen vaat ettin. Başka da çaremiz yok. Vereceksin. Anladın mı? El Fatiha temas selamat. Yani ehadiyetiyle yaşıyor. Şahsi manevi ehadiyetiyle yani bunu şey yapabilir. Tefviz eder. Vahidiyetiyle yapamaz. Yani ama yani bunu nasıl tefviz edecek? Şöyle düşün bak. Şualarda diyor yani. İsrafil kainat acı bir hilkat cisimleşse şuurluysa israfil olacak. İsrafilmiş yani. Kainatın cesedi israfil. Kainattaki bütün akıllar toplansa, kullansansa Cebrail olacak. Onu bir yere yazılsa levhesi, lef-i mahfuz olacak. Canlı olsa, lef-i mahfuz canlı olsa Cebrail olur. Yazılsa lef-i mahfuz olur. Bütün ruhlar, bir daha söyleyeyim, bütün ruhlar toplansa, kullansalansa Azrail olur. Evet. Bütün şuurlar toplansa Mikail olur. Tamam. Bütün kainatın şuur, hayatı İslam. Peki o dördünü karıştırdığın anda ne olur? Kainatın hakikati olur. Evet. Risale-i Nur'da hakikat mesleği değil mi? Evet. O zaman Risale-i Nur'un şahsı manevisi dört meleğin hulasasıdır. Tamam. Evet. O zaman bizim konuşmamız da hepsine bir hulasası değil mi? İnsan evet. da Risale-i Nur. Canlı. Canlı Risale-i Nur. Bu formatta tabii. Evet. O zaman bizim konuştuğumuz... O büyük ustadın girdiği var ya, Risale-i Nur Şahsımaz. Evet. İrtidat etmiş küfrü mutlak diyor, cisimleşmiş karşıma dikildi diyor ya. 10. meyve miydi? Hı? 10. Eskişehir Hapishanesi. 10. meyve mi? Neydi orada? 10. meyveydi de Eskişehir Hapishanesi'nde orada lise mektebinin evet. kabahçesinin kızdan oynuyordum diyor ya. 5. mesele de. He. Ondan sonra acıdım, ağladım diyor. Ondan sonra onun şahsı manevisi ne diyor? Mürtet mi diyor? İrtidatkar bir şahsı manevi. Şahsı manevi şeklinde karşıma dikildi. Karşıma dikildi. Sen bize ne karışıyorsun? Dedi diyor. Hayal değil ki. Dedi diyor. Tamam mı? O da ne yaptı? Peki bunun karşısına ben de Risale-i şahsı manevisi namına. Nedir o? Risale-i Nur hakikat mesleğidir yani. Esma yoludur. Esmanın cisimleşmiş, yazılara dökülmüş hali. Ruhsal hali hangisidir? Kainatın dört hakikatıdır. Kainat komple o hakikati ne ifade ediyor? Bütün ruhları Azrail, bütün şuurları İsrafil, bütün şuurları Mikail, bütün hayatı İsrafil, bütün akılları Cebrail. Onun hulasasıdır Risale-i Nur şahsı manevisi. Odur ya. Tamam. Ona giriyoruz. İnsan da bunları kendinde toplayan bir şahsiyet. Şahsiyettir. Bu şahsiyetinle, kimliğinle ana dosyana geçiyorsun. Hani nüfus kağıdı ana kütükten haber veriyor ya. Evet. İşte senin bu kimlik ve kişiliğin oluşuyor. Evet. Bu şahs-ı maneviye alakadarlığın nispetinde bağ oluyor. Orada bir kimliğin oluyor. Şahs-ı maneviye giriyorsun orada. Bazen bir yerde Cebrail oluyorsun.
Cebrail'in hakikati zahir oluyor. Bir dersi Hızır oluyor Risale-i Nur. Hızır hidayete vesile olan kurumuş gönülleri ihya eden. Bir sohbette, bir zahirden hakikate geçiyor. Bir kademde değil mi yok? Risale'nin geçiriyor. Evet. Yani nasıl bir bağ ki bir anda sende Allah var oluyor küfür iken? O bir dersi, komplesi. İnsan bazen hayat oluyor, bazen akıl, bazen şuur, evet. Bazen ruh. Ama insanın kendisinin ne olduğunu daha ben şey yapamam. Evet, yani. Dört tane zaten şey oynuyor. Nebat, hayat, insan, iman. İnsan hangisidir? Veya insan size bir şey de söyleyeyim de fazla da uzatmayayım. Fazla da şey. En son diyoruz. Şualarda diyor ki, birinci şuada Risale-i Nur Kur'an ayetlerinin ayetleridir. Anladınız mı? Risale-i Nur Kur'an ayetlerinin ayetleridir. Ne anladık? Daha önce Peygamber Efendimiz bende bir Kur'an daha var demişti. Şimdiki elimizdeki Kur'an'ın dışında. Olmasın yani. Ustada peygamber demeyin. Ne derseniz deyin. Risale-i Nur haşa Kur'an demeyin. Ne derseniz deyin. Kur'an'ın icaz-ı manevisidir. Risale-i Nur Kur'an ayetlerinin ayetleridir. Ayet değildir. Ayetin ayetidir. O zaman bu seyahat nerededir? Kur'an'da. Ve senden sanadır biliyor musun? Evet. Senden sanadır. Ne dedi Hasan Feyzi abi? Ben diye yazdımsa da yine sensin ol. Ben hiçlikten ne çıkar? Bendeki benlik yine senden. Ben diyor kendime anladığımı yani ezberimde değil başka bir yeri. Ben kendimi tanımak adına diyor Risale-i Nur diye koştum diyor. Karşımda kendimi görecekken Risale-i Nur'u gördüm diyor. Nasıl da o? Hasan Feyzi abinin. Ben diye koştumsa da Risale-i Nur diye şey coştum. Evet. Şey var ya. Risale-i Nur'u ararken kendisini. Yani kendimi ararken Risale-i Nur'u gördüm diyor. Onu okurken dedi kendimi gördüm diyor. Kendimi tanırken Risale-i Nur'u karşıma gördüm diyor. Şahs-ı manevisini. Bunlar görmüş arkadaşlar. Ya şimdi Kur'an kainatsa, Risale-i Nur'da kainatın ayeti ise ona göre hesap et yani. Aynı şeye çıkıyor. Senin sorunu. Aynı. Tamam. İdrak-ı maal bu küçük akla gerekmez. Bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Şimdi çaya geçelim. Vahir davahum helilam billahi rabbil alemin el fatiha.